Detaylı bir şekilde değerli hocam bilgisini verdi ama özellikle benim hiç yoktu tiroidle ilgili bağlantım ama gebelik sürecinde ortaya çıkınca siz ilaç kullanabilirsiniz dediniz ama o aşamada tabii ister istemez panikleme durumu da olabiliyor. Şu an dikkatli siz dinledikleri için hiçbir endişeye kapılmasınlar diyorsunuz aslında. Tabii. Yani kullanmamak daha Daha büyük bir sıkıntılı. risktir. Çünkü zaten Hashimoto hastalığı başladıktan sonra onu ortadan kaldıracak elimizde hiçbir tedavi yöntemi yoktur. Hı. Yani biz hastalığı tedavi etmekten ziyade tiroid bezini harap ettiği için, hormon üretilmediği için mevcut tiroid hormonunu dışarıdan veriyoruz. Ve gebelik sırasında süt emzirirken de mutlaka bunu almalıdır hasta. Yani ben deneyeyim, bırakayım, ara vereyim gibi şeyler ne gebelik sırasında ne daha sonra hiç uygun değildir. Zaten ilk ilaçların genelde sabah yemekten önce veriyoruz. Aç karına yarım saat kadar önce veriyoruz. Tabi bazı ilaçlar bunun emilimini bozabiliyor. Birlikte alınmasın diyoruz. Mesela demir preparatları, kalsiyum preparatları, işte antiasit dediğimiz bazı mide ilaçları emilimini bozar. Onun için aralarında en azından bir iki saat mesafe koymalarını öneriyoruz. Diyelim ki ilaçlarını unuttular sabah içmeye. Evet. Akşam da alabilir yemekten önce. Ya da o gün unuttu, ertesi gün sabah akşam alabilir yemekten önce. Bu tarzda kullanmasında bir sakınca yoktur. Bir de gebelikte, gebelik ilerledikçe kullanmış olduğu tiroid ilacının dozunu %30-50 oranında arttırmamız gerekiyor. Çünkü neden çocuk da evet. annenin tiroid hormonunu kullanıyor. Hı hı. O nedenle bir arttırmak gerekir. Yoksa yetersiz kalır. İlaç kullandığı halde eğer yeterince tiroid TSH'ını biz düşürmemişsek eğer, yani normal sınırlara getirmemişsek. Anne kendi deposunu paylaştığı için bebekle. Zaten Hashimoto olduğu için annede zaten tiroid hormonu üretilmiyor. Biz onu dışarıdan veriyoruz. Depo falan kalmadı. Depoda kalmadı. Depo kalmadı. Onun için dışarıdan veriyoruz. O hormonu aynı zamanda çocuk da kullandığı için dozu arttırıyoruz. Onun için zaten üst sınıra değil, orta ve alt sınıra yakın bir düzeyde tutarız. Yani şöyle söyleyelim. Eğer ki TSH'nın üst sınırı 4 ise, yani onu böyle 3,5'larda tutmayız. Çünkü gebelik ilerledikçe yetersiz kalacağı için yükselecek, yine hipotiroidi gibi bir etki ortaya çıkacaktır. Onu biz genelde 2-1,5 o aralarda tutarız ki hasta gecikse ya da unuttu ya da gelmedi, bir ay geç geldi. Evet. En azından hipotiroidiye girmeden o dönemi geçirmek adına öyle yaparız. Süt emzirirken de veririz. Hiçbir problem yoktur. Rahatlıkla verebilirler.